Ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler 20. yüzyılın en büyük nükleer kazası Çernobil faciasının ilk görüntüleri. Ukrayna'nın Kiev iline bağlı Çernobil'deki nükleer güç reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü bir deney sonrası meydana gelen nükleer kazanın görüntüleri yasağa rağmen faciadan 16 gün sonra gazeteci Valeri Marenkov tarafından çekildi. Marenkov, Sovyet yetkililerin tüm alana erişimi kapattığını söylüyor. Havacılık sektöründe çalışan arkadaşlarım sayesinde Çernobil'e izin almadan helikopterle gittim. Hükümetin komisyon başkanıyla röportaj yaparak hasar gördüğü haliyle reaktör kazası hakkındaki ilk röportajı hazırladım. Sessizlik kanununu bozmayı başardık ve ardından kimse basını durduramadı. Valeri facianın ardından 30 yıl sonra Çernobil'e dozimetre getirerek 4 numaralı reaktörden 300 metre uzaklıktaki radyoaktivite seviyesini ölçtü. Şu anda radyoaktif kirlilik oranını kontrol ediyorum ve bunu 1986 ile karşılaştırmak çok saçma. Kiev'in ana caddelerinden Kreşçatik'te bu 5 kat daha fazla. Şu an bu kadar temiz topraklara sahip olmamız yapılan büyük işin ve çok sayıda yaşamın bir sonucu oldu. Patlamanın ardından hasar gören 4 numaralı reaktörü denetim altında tutmak için etrafına betondan lahit adı verilen devasa bir kapak örüldü. 1986'da tamamlanan reaktörü çevreleyen lahdin inşası 7000 ton çelik ve 410 bin metreküp beton kullanılarak yapılırken sadece 30 sene faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlandı. Çatısının üstündeki deliklerden lahdin içine sızan su, radyasyona maruz kaldıktan sonra reaktör zemininden alttaki toprağa karışıyor. Bugün inşa süresinin son aşaması. Bundan sonra taşıma aşamasına başlayacağız. Bu senenin görevi reaktör ve kemer. 30 Kasım'da bütün işi bitirmiş olacağız. Bilim adamları koruma kalkanının hassaslığı sebebiyle Çernobil'in kendisi kadar büyük bir faciaya sebep olacağını öngörüyor. Reaktörün içinde kalan yakıtın miktarına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat tahminler ilk içerikten %95 daha fazla olduğunu gösteriyor. Öte yandan lahdin içinde harap olan reaktör binasının parçacıklarından ve lahdin içine atılan radyasyonlu topraktan kaynaklanan binlerce metrekarelik nükleer atık bulunuyor. Bu sağlam modül yapıda içinde radyoaktif sıvılar bulunan metal fıçılar 100 yıl boyunca kalacak. Bu sağlam modül sayesinde aktif radyoaktif sıvılar güvenli şekilde saklanacak. Uzmanlar 5 milyonu aşkın insanın yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığını belirtiyor. En çok mağdur olanların başında gelen Beyaz Rusya'da ise 264 bin hektarlık bir alan tarım yapılamaz durumda. 485 köy ise tamamen boşaltıldı.